arkadaşlarımız. Yusuf Bey merhaba. Merhaba, merhaba. Sizin hikayenizi anlatıyordum bizim dinleyicilerimize. Evet. Siz de kilisede kapıyı kilitlediniz ve çıktınız yasaklardan sonra. Evet. Son 6 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olayında da o bölgedeki kiliselerin kullanıldığı iddiası vardı. Bugün de bazı gazetelerde kiliseden cephanelik çıktı biçiminde bir takım iddialar vardı. Ne gördünüz? Bize bir anlatır mısınız ve nasıl ayrıldınız oradan? Şimdi orada başka bu cephaneli konuşunca orada başka kiliseler var. Fakat benim kilise Süryani Kadim, tarihi Süryani Kadim kilisesidir. Kilisede böyle bir şey yok. Zaten biraz önce polisler gitmiş bakmışlar. Tahribat var mı yok mu diye. Hafif de olsa tahribatlar var ama cephanelik haberi kesinlikle bizim kilisede böyle bir şey yok. Ya pek o bölgede insanlar sizin kilisenize gelip sığınmak ya da oradan herhangi bir işlem yapmak istemediler. Çünkü şu tip iddialar var. Kiliselerin altlarında gizli geçişler var. Oralardan geçiyorlar ve çanlarına çıkıp güvenlik Yok yok kuvvetlerine yok yok kurşun geçitler atıyorlar yok. diye. Yok geçitler yoktur, cephanelik yoktur kesinlikle, bu haberi ayıp etmişler kim yapmışsa. Bizim kilise, belki başka kiliselerde varsa bilmiyorum yani. Evet. Ama şimdi bizim kilise aktif olduğu için en sonunda ben oradan ayrıldım. Biz kiliseyi kapatıp mecburen yani zor durumda kalıp kiliseyi kapatıp terk ettik gittik, biz de elimizde beyaz bayraklarla. Yeni daha Benle değil mi? eşim. Evet. Daha yeni. Benle eşim. Ne zaman kapattınız? Dün saat 2:30 gibi biz baktık yani başımıza toplar, tanklarla, roket atarlarla, ne bileyim yani ev başımıza yıkılacak gibi böyle tepreniyordu, sarsılıyordu. Ben polisi aradım, dedim gelin bizi buradan kurtarın. Polis de diyor ki çok tehlikelidir, biz oraya girecek durumda değiliz, orada mayınlar var falan, yerde giremiyoruz. Kendim kurtulmaya çalış oradan dediler. Tabii biz de daha önce televizyonda gördüğümüz gibi beyaz bayraklar alanlar ve o tehlikeli bölgelerden kurtulmak için bunu yapıyorlardı. Biz de aynısını yaptık. Benle eşim en son olarak biz çıktık şuradan. Biz de beyaz bayrak alarak oradan ayrıldık ve bu şekilde kurtulduk. Daha sonra otele gittik. Oteldeyiz şu an. Nasıldı orada gördüğünüz manzara çıktıktan sonra kiliseden? Orası, o manzara çok korkunç gerçekten yani. Biz zaten yeterince korkmuştuk ama daha beni gördüğüm manzarayı da beni daha fazla korkuttu gerçekten. Çünkü mayın patladığı yerler büyükçe böyle çukur açmış. Elektrik telleri, direkleri kopmuş yerde. Yani tamamen tahrip olmuş bir şekilde. Tamamen savaştan kalma bir durum vardı yani. Pekala, polis gitmiş bakmış dediniz. Polisle irtibat Evet. halinde misiniz siz? Tabii, polisle irtibatlıyız. Polisle beraber gidip baktık kilisede. Belki 15 tane polis vardı. Şu anda İşte girilebilir durumda mı yani? Siz yok, çıkarken... girilebilir değil. Fakat polislerle beraber biz gittik baktık, bir şey olmasın. Birileri girip bir Hayır, şey siz yapmasın. ayrılırken polis biz oraya giremeyiz. Güvenlik açısından sorun var. Siz İşte kendinizi o kurtarın dündü. O demişti. dündü. Dündü. Ama Bugün... bugün öğleden sonra gittiler. Yani 24 saat sonra düşün. Biz dünyada çok yankı yaptı biliyorsunuz, bu Süryani Kilisesi olayı, işte papazın Evet. kaçması, orayı terk etmesi. İşte 24 saat sonra polis gidiyor, bakıyor kilisede bir durum var mı, bir tahribat var mı, birileri girmiş mi, girmemiş mi? Fakat o cephane haberi tamamen bizim kilisede tamamen yalandır gerçekten. Peki. Kim bunu haber yapmışsa ayıp etmiş, yalan söylemiş gerçekten. Yok, sizin kilisenize ilişkin mi bilmiyorum ama kiliseden çıktı diye bir haberi ben gördüm. Ama karıştırmasınlar. Şimdi ben papaz olarak oradan en son ben kaçtım suyun içinden. Bu cephanelik olayı çok Peki şu şey anda yani. polisin kontrolünde mi kilise? Kontrolünde değil ama işte girmiş bir şekilde 15 tane polis zırhlı bizimkileri de alıp götürmüş. Tabii çünkü bu çok yankı yaptığı için dünyada. Bizleri alıp beraber bizi onların eşliğinde biz beraber kiliseye gittik baktık, kapısını kırmışlar, kapının sürgüsünü kırmışlar, girmeye çalışmışlar, tabi tam kıramamışlar. Sonra biz girdik polisle beraber, öyle bir şey yok yani, cephanelik mefanelik öyle bir şey yok, Peki ayıp böyle ya. ne zaman tekrar dönebileceğinize ilişkin bir bilgi verdi mi polis? Henüz bir bilgi yok, ancak oralar temizlendikten sonra, yani hala tehlikelidir. Oralar temizlendikten sonra, hendekler kapatıldıktan sonra ancak belki yavaş yavaş girebiliriz. Henüz tam net bir şey yok yani.
Bir önce yasak ilan edildiğinde siz orada kalmaya devam ettiniz yani düne kadar. Tabii, o ben, süreç nasıl tabii, geçti? Ben 2 gün kaldım orada. Ben ve eşim yalnız. Bütün sur içi boşalmış. Ne, nasıl geçti o süreç? O zaman korkmadınız mı? O süreç mi? Bizim kiliseyi durumunu bilmiyorsunuz galiba. Büyükçe bir avlusu var. Evet. Odaları var yani kalın duvarları var odaların. Evi eskidir en az 200 yıllık. Kilisenin içinde ev var. Kilise 1750 yaşında. Onu söylüyorum. Evet. Bizim ev çok sağlam. Alınca duvarları var. Bize hiçbir şey olmaz ama bir baktık böyle mayınları patlatıyorlar. Bir baktık roket atarla ateş oluyor. Bir baktık silahlarla susmuyor. Sanki bize karşı belki de kasti bize atmıyorlardı ama birbirlerine atıyorlardı ama bizi çok gerçekten korkuttu. Böyle olunca elektriği kesmişler işte, suyu kesmişler, telefonu kesmişler, etrafta ateşler yanıyor, cehennem gibi olmuştu orası. O yüzden ben polisi aramıştım dedim, yani bizi kurtarın, polis de zaten dedi orası çok tehlikelidir, mayınlar var, girmemiz mümkün değil, siz kendi imkanlarınızla kurtulmaya çalışın dedi. Ve ondan sonra da beyaz bayrak çekip çıktınız, ben kimse de müdahale etmedi size. Evet, evet, beyaz bayrak alarak bizi çok korkutmuş olsa da kurtulduk yani çok şükür o zaman şey olduk. Geçmiş olsun. Ve bu şekilde kiliseyi terk ettik biz de otele gittik. Cemaatle ilgili bilginiz var mı? Onların bir beklentisi var cemaat mı? Cemaat bilgimiz var. Cemaat de özgündür tabii böyle. Yani dünyadaki Süryani halkı hepsi de çok üzgündür. Bizim kiliseye karşı herhangi bir saldırı ya da bir şey olmasından tedirgin tabii böyle durumlarda bizleri çok üzdü tabii yani. Pekala, teşekkürler bağlandınız ve bizle izlenimlerinizi paylaştığınız için.